Bu soru bağlaç bilgimizi ölçmektedir. Soru kökünde verilen bat bağlacından dolayı bir zıtlık yaratılmalı ve özne ve konu takibine dikkat edilmelidir. Soru kökünde verilen other factors such as buyer costs yani diğer faktörler ifadesi de bizim için önemlidir. Çünkü bu tarz referans kelimeleri en azından seçeneklerde aramamız gereken ifadelere biraz daha netlik kazandırır. Bu soru kökünde onların maliyetleri gibi diğer faktörler denebilmesi için ilk önce birkaç faktöre seçenekte ulaşılmalı ve soru kökünde verilen their yani onların ifadesi de seçenekte karşılanmalıdır. Soru kökü konu bakımından da incelendiğinde konu maliyetleri gibi diğer faktörlerin de rol oynamasıdır. Ayrıca soru kökünde en sonda verilen as well yapısı da ek sağladığı için maliyete ek olabilecek başka bir faktör bulunmalıdır. A seçeneğinde sihrin gücü hala büyücülük üzerine olan bir dizi kitaptan etkilenmiş birçok genci kapsar şeklinde bir cümle verilmiş ancak soru kökünde maliyetler gibi diğer faktörlere bağlayacak bir ifade verilmemiştir. Bu nedenle A seçeneği elenmelidir. B seçeneğinde Nijerya'nın turizm potansiyeli nedeniyle son 30 yıldır aşama aşama bir evrim geçirmiştir şeklinde bir cümle verilmiş. Yine bu cümlede de Diğer faktörler ya da soru kökündeki değer zamirine bağlanacak bir ifade verilmemiştir. Bu nedenle B seçeneği de elenmelidir. C seçeneği incelendiğinde bu seçenek de deir ya da other factors ifadelerini kapsayacak çoğul isimlere sahip değildir. Bu nedenle C seçeneği de elenmelidir. D seçeneğinde yeni E projelerine Yakın bir alışveriş merkezi inşa etmek bütçe problemleri ile sonuçlanabilir şeklinde bir cümle verilmiştir. Aslında soru köküne yakın bir seçenek gibi görünse de soru kökünde verilen maliyetleri gibi diğer faktörler de rol oynar. Denebilmesi için ilk etapta rol oynayacak başka bir faktör bulunması gerekir. Ancak D seçeneğinde zaten bütçe problemleri dendiği için maliyet anlatılmıştır. Bütçe problemlerine ek olarak maliyetler de rol oynar ifadesi anlamsal olarak doğru değildir. Bu nedenle D seçeneği de elenmelidir. E seçeneğinde robot savaşçılar üzerine olan endişeler genellikle güvenlik ve güvenilirlik ile ilgilidir denmiştir. Bu seçenekte verilen safety ve liability soru kökünde other factors ifadesine bir referans olabilir. Ayrıca soru kökünde verilen their pronounu da robotic warriors ifadesini karşılar. Ayrıca bu iki ifade anlamsal olarak da düşünüldüğünde robot savaşçılar üzerine olan endişeler genellikle Güvenlik ve güvenilirlik ile ilgilidir. Fakat maliyetleri gibi diğer faktörler de rol oynar şeklinde anlamlı bir cümle elde edilmiş olur. Bu nedenle doğru yanıt E seçeneğidir.